Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fener'in maçı var. Fenerbahçe'miz Trabzonspor'u ağırlayacak, konuk edecek. Öncelikle skor tahminlerinizi yazın bakalım hissi olarak kimler neler bilecek arkadaşlar. Geçtiğimiz maçta da bazı arkadaşlar skor tahmininde hiç yanılmadılar. Bir arkadaşımız direkt 5-0 falan demişti. Tebrik ediyorum bu kardeşlerimizi. Helal olsun yani iyi doğuyor içinize. Şimdi Fenerbahçe'mizde Trabzonspor maç öncesinde 6 eksik var. Ee, yani Fenerbahçe'nin eksiği futbolcu olsun. Şu an Şeref şu bu olmasın da sıkıntı değil. 6 eksiğimiz bunu arkadaşlar. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde saat 19'da oynanacak maçı altı Saray Bölgesi Hakemlerinden Zorbay Küçük yönetecek. İsmail Kartal yönetiminde sezona mı başlayan Fenerbahçe maşallahı sürdürecek inşallah. Ve bu şekilde sürdürüp sürdürüp de e, milli araya gireceğiz inşallah. Galatasaray'la kıyasaya bir yarış var. Trabzonspor'da mağlup edip zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Altı eksiğimiz var arkadaşlar. Kimler bu altı eksikler? Rodrigo Becao biliyorsunuz sakatlık. Bu hafta bayağı konuştuk. Alexander Cicu, Serdar Aziz, Fred Rodriguez yani Fred, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş bu önemli müsabakada yer alamayacaklar. E tabi Fenerbahçe'de savunma biraz insanları korkutuyor. 3 futbolcu olmadığı için e Samet Akaydın ismi de açıkçası gündemde olan bir isim. Yani Fenerbahçe'de bugün Trabzonspor isminden önce bile Samet Akaydın ismi gelecek gibi geliyor. Jeydin Osterwolde, Mert Müldür muhtemelen stopere çekilecek. En azından yedek olarak da olsa stopere çekilecek. Yani Osterwold ya da Mert Müldür her iki futbolcu da stoper oynama özelliğine sahip isimler. Geçmişlerinde de oynamışlıkları var. Ama Samet Akaydın Osterwolder'in oynaması bekleniliyor. konferans liginde Twente maçında stoperde eksiklik vardı. O eksiklikte de yine Osterwolder'i yi orada görevlendirmişti. Yine aynısının olacağını düşünüyorlar. Pendik maçında biliyorsunuz Bekao sakatlandı. Emre Mor takıma dönüş yaptı. Takımla çalışıyor. Her şey çok güzel. Zimbru oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Hocam öldü mü ki bu adam niye yok diyorsunuz da e, sezonu kapatmanın eşiğinden döndüydü öyle söyleyeyim. O yüzden dönüşte olay olmuyor. Mesela Fenerbahçe'de bir diğer isim Cengiz Ünder. Cengiz'in iki de bir de sakatlanması şu yüzden arkadaşlar. Hani bir sakatlık geçiriyor, sonra yine aynısından geçirmiyor. Sakatlık bir nevi nüks ediyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inden de bahsedelim. Fenerbahçe'miz büyük ihtimalle Divakovic, Bright Osay, Semihil, Sabek'te, Samet Akaydın, Ceydin, Oster, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zayt, İrfan Can Kahveci, Sebastian Şimanski, Dusan Tadiç ve Edin Yeko şeklinde bir 11 ile çıkacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle de böyle olacaktır. Hani hocam elde kalan iyiler bunlar işte elde kalan sağlamlar bunlar mecbur bundan çıkacağız. Yani istediğiniz cümleyi söyleyebilirsiniz. Sizin bileceğiniz bir şey ama Fenerbahçe sahibi 11 kişi çıkacak. Bu kadar gerilmeyin. Kasılmayın. Aa, rakip inşallah rakip de inşallah 11 çıkar. Yani inşallah hakem bilenip de ulan ben milleti birbirine kırdırayım. iki camiayı birbirine düşüreyim diye bir pislik düşünce içerisine girmez inşallah. Zannetmiyorum gireceğini ama inşallah girmez. İsmail Kartal'dan Samet'e büyük görev ona açıyı durdur demiş. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, her takımın kendine özgü silahları vardır. Kimi takım hakemle yürür. Kimi takım işte oynadığı futbolla yürür. Kimi takım ne bileyim e, bir futbolcusu çok iyidir. Mesela Galatasaray'dan bahsedeyim. Bir kardeşi çok iyidir. Ya da o gün bir futbolcu çıkar sahneye. O iyidir. O iyi olmazsa mesela 6 sıra iyi olmaz. Falan filan. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Ya da Trabzonspor'da şöyle bir durum var. Trabzonspor onu açıyor. Çok bel bağlamış durumda. Haklılar mı? Haklılar. Ama Fenerbahçe'de bu isim sayısı, yıldız isim sayısı çok çok fazla. O yüzden avantajlı durumdayız. Ancak şu da bir gerçek. Hani bu, bunu haber yapmanın bir lüzumu yok. Stoperler sakat. Samet için fırsat doğdu. Stoper rotasyonda belki de son alternatif. Ama A milli takıma Montella geldi ve Montella'nın gelmesinden sonra Samet Akaydın A milli takıma seçildi. İki takımda da taraftar hayran kaldı. Ulan böyle oynuyordun bizden iyi oynamıyordun demeye başladı. İsmail Kartal sezonun başında gitmesin dedi. Bana böyle bir isim lazım. Hani hamleleri iyi, hamleli stoper. Ee, aidiyet duygusu yüksek. Karakterli bir oyuncu. Şerefli bir oyuncu, karakterli bir oyuncu. Ben böyle birisinden faydalanırım. Göndermeyelim dedim gitmedi. İyi ki de gitmemiş diyorum. Şimdi yoksa daha kara kara günlere kalacaktık. Yani e, Fenerbahçe bahtsızlığı mı şanssızlığı mı diyeyim ne derseniz. işin özü bu arkadaşlar. Şimdi bunu haber yapmana niye gerek yok diyorum. Şu yüzden Trabzonspor'un gol sonra onu açıyor. Hani forvetleri o. E, tabii ki de Samet Akaydın gidip onu açıyor tutacak. Beni mi tutacak gelip? Ya da bunu söylemenin lüzumu yok. Ha burada şu var. Aslında de hızlı bir isim. Ostervold'e çok hızlı bir isim. Toper'de eğer uyum sağlayabilse ben şunu söylüyorum. E, dünyanın en iyi sol stoperlerinden birisi olur. Açık söyleyeyim. Neyse. Samet'e İsmail Kartal bu görev vermiş. Ona çuyu sana emanet 2-0 birlik demiş. Duran toplarda ileri çıkacak. Tecrübeli savunmacı duran toplarda gol arayacak. Bana fırsat geliyorsa ben de en iyi şekilde değerlendireceğim demiş. Zaten Trabzonspor'un böyle bir e, boyda futbolcusu varken muhtemelen duran topları iyi kullanmak isteyecektir. Yani duran topları, bir de Fenerbahçe deplasmandasın. Duran topları çok çok iyi kullanma niyetinde olacaklarını düşünüyorum. Samet Akaydın demişken bu arada Samet Akaydın'a İtalya'dan sürpriz talip. Duydunuz mu? Monteya Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusunu milli takıma çağırdı. Ve sürpriz bir talip geldi. İtalyan teknik adamdan bilgi almışlar arkadaşlar. Biliyor musunuz bunu? Bunu ben ikinci kere haber yapıyorum bu arada. Haberiniz olsun. Hırvatistan Netonya maçlarında görev aldı. Büyük ihtimalle yine milli takımız oyuncu amaçlarda görev alacaktır. İtalya'dan Fiorentina Samet Akaydın için harekete geçmek istiyormuş. Şimdi ben bu tip haberlerde ne yapıyorum biliyor musunuz? Hani duyum kaynaklarıma sormadan önce Fiorentina transfer market diyorum. Niye? Anladınız zaten niye anlatmama gerek var mı? 255.15 milyon euro stoper tandemine bakalım. Milenkovic var 26 yaşında. Sırp 18 milyon euro. Yerimina var 29 yaşında 10 milyon euro. Lucas Martinez Quarta var. Arjantinli 10 milyon euro. Ranieri var 24 yaşında 4 milyon euro. Nelamura var 21 yaşında. Bir de Komuzo var stoper yine 18 yaşında. Yani adamların stoper tandemine baktım. Aslında Samet Akaydınlık e bir yer var mı diye. Samet Akaydınlık e bir yer var aslında. Böyle bir durumu var. Ama Samet'i istiyorlar. Uzun zamandır da bunu istiyorlar. Haberiniz olsun. Ee, bu ilk değil arkadaşlar. Uzun zamandır talipler. Haberiniz olsun. Şimdi Montelya'dan bilgi almışlar. Adam 2020-2022 sezonunda Adana Demirspor'da birlikte çalıştı ve bu sezon 6 maçta görev aldı. 2026'ya kadar da kontratı sürüyor. Arkadaşlar Türk arkadaşımız Türk Trabzonlu. Geçtiğimiz sezonki Trabzon maçından sonra linç etmeye kalktılar. Hiç yakışık almayacak şekilde. En azından şimdi Samet'in döneceği maçta beni umutlandırdı. King ve Emre Mor'un durumları belli oldu diyor. Şimdi Emre Mor Trabzonspor derbisinde oynayabilir. Kadroda yer alabilir. Her şey olabilir. Joshua King içinde bir müjde geldi arkadaşlar. Ludo deplasmanında sahadaki yerini alabilir diye. Hocam Ludo maçı çok mu önemli? Allah aşkına ya bırak stoperlerimiz gitmiş ölmüşüz bitmişiz. Demeyin arkadaşlar. Futbol 11 kişiden oynanılıyor. Ve senin Joshua King'in iyileşmesi takıma pozitif bir hava katıyor. Yani futbolcular da bundan etkiliyor bu pozitif havadan. Siz etkilenmiyor musunuz arkadaşlar? Şimdi 26 Temmuz'da sakatlanmıştı Emre Mor. Ya şu Akink'te cumartesi yani bugün yok ama Dogores deplasmana yetişme ihtimali var. En azından kadroda şey olsun. İsmail Kartal'ın bu maç üzerinde planı pres pres pres. Yani galibiyet taktiği belli oldu. Üst üste ligde 10'da 10 yaptı. 11'de 11 yapacak inşallah. 12'de 12 yapıp inşallah milli araya girecek ligde. Şimdi uygulanan taktikten vazgeçmek istemiyor. Yoğun efor sarf edecek. Öm, ana pre, plan preste orta sahayı ele geçirmek. İsmail Zayt Shimanski orta üçlüsünü düşünüyor demiş. Ben emin değilim. İsmail Zayt Şimanski'ni İsmail Crespo Şimanski denesek nasıl olur diye düşünmeden edemiyorum. En azından Şimanski bağlantı yapar. E, İsmail ile Crespo da fizik güçleriyle orta saha üstünlüğünü ele geçirir. Gibi düşünüyorum ama bilmiyorum doğru mu düşünüyorum. Neyse, Preston rahat top kullanma imkanı vermeyecek. Zaytsev şu temri var. Orta alandaki rolünün yanı sıra, Miazayt hücuma daha fazla destek verecek. Her bir anahtar ismi olmaya aday Zayt şutlarla gol arayacak diyor. Bu arada Zaytsev'in şutlarla gol araması inşallah ya inşallah Zaytsev'in golü olur ya bu maçta. Bilmiyorum içime tuhaf bir şey o. Futbolcularımızdan birinin bu maçta iki gol birden atacağı bir hissi oluyor. Ama Zayt ya da Tadic beliriyor. İnşallah iki, ikişer tane atarlar. Duran topa dikkat demiş. Duran top organizasyonlarına önem veriyor. Taktik çalışmalarda serbest oluşuyor. Duran top organizasyonları üstünde duruluyor. E, defansa da uyarı. Savunma hattına rakip oyuncuları yakın durmaları talimatını vermiş. Riskli paslardan uzak durun. Defans arkasına koşulara dikkat diyor. Yani Samet Akaylı'nın ilgili kriz şöyle bir kriz var. Samet eğer geçtiğimiz sezondaki maça takılırsa Aman ben şöyle yapayım, böyle yapayım. Hırs edeyim, şunu yapayım, bunu yapayım derse biz ayva yeriz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani çok ciddi ayva yeriz. Onu ısrarlıca belirtmiş olayım. Ee, aslında TFF'den flash bir karar değişikliği de var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kısa birkaç tane haber vereyim. Fenerbahçe'den Dilan Polat kararı diye. Fenerbahçe grubun Dilan Polat ve Engin Polat Sponsorluk anlaşmalarının iptali ve fes etmek için hukuku girişimlere başladığı öne sürüldü diyor. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Kadın voleybol takımı tayt arkası sponsoru bunlar. Dilan Polat, Engin Polat. E, Dilan Polat'ınki kadın voleybol takımı tayt arkası. Erkek voleybol takım forması. Kol sponsoru Engin Polat. Formen için bunların iptali için girişimlere başlamış. Ya bir sezonluk anlaşmalara imza atıldı. Şirket sahiplerinin Aklındaki suçlamalar, gözaltı kararı, kamuoyundaki tepkiler. E, kulüpte hukuki yollara başvuracak diyor. Yağız Savuncuoğlu'nun haberine göre. Bu arada Rise and Shine bu da bunların firması. Galatasaray'ın sponsoru. Muhtemelen onlar da iptal için, feshetmek için başvuracaktır. Resmi bir şey yapılmamış. Şunu da söyleyeyim. Kendilerine sponsor. Fenerbahçe'ye de sponsor ama Fenerbahçe'yi öne atıp kendilerini arka plana atıyorlar. Çok zeki hareket. Yani harip bir camia. Bunu belirteyim arkadaşlar. Fenerbahçe Alagöz Lig'de 9'da 9 yaptı. Onu da belirteyim. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding. Evinde ilk hem yapı Tarsus Sporu. Ee, 9. hafta maçında 179 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Lig'de 9'da 9 yapmış oldu. Maşallah güzel gidiyoruz. Euro Lig'de Olympiakos'u 500 idman yapsa bile Fenerbahçe yenemez diyorlardı. 500 idman yapmadan yendik. İngiliz devi İsmail Yüksek için Kadıköy'e geliyor. Haberi var. Tottenham Hotspur Fenerbahçe'ni İsmail Yüksek'i stadyumda izleyecek diyorlar. Milli takımda gösterdiği performans dikkatleri üstüne çekti. Fenerbahçe zaten e, bir kulcu havuzuna dönüştüğü için herkesin dikkatini çekiyor. Tottenham'ın scout ekibi İsmail'i çıplak gözle izleyecek diyor. E, Anca Posteçoğlu'nun İsmail'i alternatif listede yer alıyor. Bayer Leverkusen'in ilgisi var. Ha, sezon performansı 16 maça çıktı. 1282 dakika. Bir gol bir daha asist yaptı. Durum bu. Maç öncesi sürpriz bir değişiklik geldi federasyondan. Nedir? Süper Kupa'nın tarihi değişmiş. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçında e, tarihin değiştiğini açıklamışlar. O da nedir? 2022 23 sezonu Süper Lig'de ittire şampiyon yaptığımız Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı helalinden tertemiz şekilde kazanan Fenerbahçe arasındaki 2023 Türkiye-Türksel Süper Kupa müsabakası 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Baskut Faravla alabilirsiniz. al Park Park'da oynanacakmış. Saat 20.45'te başlayacakmış. Bu arada Suudi Arabistan'dan TFF'ye tarihi bir teklif gelmiş biliyor musunuz? Biliyorsunuz mu? Muhtemelen duymuşsunuzdur. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu TFF'ye tarihi bir teklif daha yapmış. Anlaşma kabul edilirse 10 yılda 100 milyon euro aktarılacakmış arkadaşlar. Reddedilmeyecek bir teklif. 30 Aralık'ta bu maçlar yapılacak. Projenin detayı şu. 4 büyükler dışındaki kulüplerinde büyük maddi kaynak elde edebilecekler. Süper Kupa 2033-34 sezonda dahil olmak üzere Riyad Cidde'de oynanacak demişler. Ve Kupa formatının değişecek olması Suudilerin talebi halen eleme usulü şeklinde oynanan organizasyonların final aşamasını Final Four formatına çevirmek. İstek son 4'e kalan 4 kulübün 3 gün boyunca Suudi Arabistan'da maç yapması. İlk gün maçlarında kaybedenler iki gün sonra üçüncülük maç oynayacak. Kazananlar finale çıkacak diyor. Anadolu kulüplerine servet akabilir. E, TFF'nin prensip kararı varmış. Henüz net bir yanıt vermemiş. Altısaraylı Başkan Mehmet Büyükekşi sadece kendi dönemini kapsayan sözleşmelere imza atma konusunda şey yapmış. 4 artı 1 yıllık imza falan filan diyor. Mehmet Büyükekşi ne demişti? Ne dediyse dedi. 88 sayfalık kontrat. FIF hukukçuları taslak üzerinde çalışıyormuş. Toplam 100 milyon euro. Aynen %50'si Süper Kupa, %50'si Türkiye Kupası içinmiş. Ödül miktarı yıldan yıla değişecekmiş. Kaybedene bile 500 bin euro. Türkiye Kupası'nda dörtlü final hayata geçerse 5 milyon euroluk bir ödül havuzu. Sıralamaya göre 4 takıma 2 milyon, 1,5 milyon, 900 bin euro ve 600 bin euroluk ödül verilecek demiş. Şunu söyleyeyim. Yarı finale kalan 4 takım. Buradan kupa finali için Arabistan'a gitti diyelim. Mantıklı. Mantıklı. Dördüncü olan takım 1 milyon euro. Üçüncü olan takım 2 milyon euro. İkinci olan takım 3 milyon euro. Kupayı kazanan takım 5 milyon euro kazanacaksa ben kabul ediyorum. Hocam Türkiye kupası Suudi Arabistan diyor. Ne alakası var? Arkadaşlar bu takımlarımız para için artık her şeyi yapabilir durumdalar. Çünkü borca batıklar. Dördüncü sıraya alan takım daha, bugünkü kurla kabaca 18 milyon lirayı kasasına koyacak. Mevcut sezonda lige katılım hakkı payı 38 milyon 30 bin. Orta sıradaki takımların toplam gelir 60-70 milyon lira. Ve bu Türkiye Kupası'nda da şey yapar. Süper Kupa'da 2.2 garanti. Süper Kupa'da her iki kulübede 2.2 milyon euro katılım payı garanti ediliyormuş. Yani Türkiye Kupası'nı kazanan takım kafadan o 2.2 milyon euro da almış olacak tekrardan. Kazanan 600 bin euro daha verecekmiş. 2.8. Kaybeden 2.2. Ya Manchester City sonrası derbi 12 20 falan filan geçen ona. Türkler E vize kolaylığı sağlanacakmış. La Liga sözleşmeyi uzatmış. Bak La Liga yapıyor bunu. Önümüzdeki 7 yılda Suudilerin La Liga'ya aktaracağı miktar 240 milyon euroyu bulacakmış. Herifler yapıyor. İtalyanlar 3 yıl oynadı diyor. Hiç haberiniz var mıydı arkadaşlar? Şimdi düşünün bak geçen sene Galatasaray şampiyon yapılmasına rağmen 193 milyon 791 bin TL. Fenerbahçe 172 milyon. Beştaş 157 milyon. Şimdi düşünün ben burada takımlarımızı kulüplerimizi kötülemiyorum. Ama şunu da beden, abi şunu da söyleyeyim. Beştaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gelirlerinden 5'er milyon TL'yi Gaziantep ve dışındaki 13 kulüpten ise 3'er milyon TL kesilerek deprem bölgesine aktarıldı. Böyle bir olay var. Vallahi ben açık söyleyeyim. Ben mantığıma yatmasa yatmadı derim. Kulüplerimiz borca batıkken ben e, hani şey yapmam yani fakir gururu yapmam açıkçası. Kulüplerin paraya ihtiyacı var. Ne derseniz deyin. Ben bunu kabul ederim açıkçası. Hocam milliyetçiliğin hiç mi yok? Hocam Türkiye kupası diyorsun, Türkiye'de oynanmasın diyorsun. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Lan sanki zannedersiniz her şeyimiz çok milli de. Mesela hakemlerimiz bugün Türk hakemleri değilsin, yabancı hakemler gelsin dediğinizde kim karşı çıkıyorsa hakemler en çok onu kolluyordur. En çok. Hani federasyon başkanı değişsin, Fenerbahçe'yi kolluyor diyorlarsa yanları yanıyordur. Ama federasyon başkanı Fenerbahçe'yi kolluyor, e değiştirelim dediğinde hayır değişmesi diyorlarsa demek ki kendilerini kolluyor. Fenerbahçe'yi kalkan yapıyorlar kendilerine. Hani durumlar bunlar. Maç önü son video olarak çekeyim dedim arkadaşlar. Allah Fenerbahçe'mizin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü Allah dışındaki herkes karşı tarafta. Yani karşı tarafı destekliyorlar. Allah bizi yardımcımız olsun. O zaman zaten o yardımcı olduktan sonra isterse bütün dünya karşı tarafta yer alsın. Hiç sıkıntı değil. Ee, i̇nşallah yolun sonu şampiyonluk olsun. Fenerbahçe'mize sonsuz başarılar diliyorum. İyi oynayan, güzel oynayan, hak eden kazansın. İnşallah iyi oynayan, güzel oynayan ve kazanan Fenerbahçe'miz olur. Hepinizi seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Şurayı maç öncesine kadar bir 61 bin yaparsak benden iyisi olmayacak. Görüşmek üzere. 62 bin de yapabilirsiniz ama. Görüşmek üzere.